hissediyorum ki çok daha iyi rahatlayacağım. Evet. Yeni iler siyaset değil mi baba? Benim konumum da öyle. Öyle mi? Yani. Tabii. Böyle insanın sevdiği bir işi uğraşıp yapabiliyor olması, onun bir parçası olduğunu hissetmesi çok büyük bir moral etki yaratıyor. Yani ne gibi biliyor musun? Şimdi adam ya da kadın diyelim önemli bir aktör, aktris, filmler çeviriyor, herkes tanıyor, seviyor, o da memnun yaptığı işten. Sonra birden işler sıkıntıya gidiyor, arayan soran yok, iş gelmiyor, film teklifleri gelmiyor. Orada bir hastalanıyor, ciddi bir bunalım, sıkıntı. Tam bu ortamda gene o kendini içinden çekip çıkardığı dünya tekrar önüne gelirse bir şekilde. Evet. Bir film teklifi gelmiş, onu kabul edip onun gereğini yapmaya başlarsa nasıl moral düzelir? Uçurumun eşiğinden kendini toparlar. Ya uyuşturucu batağına girmek üzeredir, ya alkol batağına veya müthiş bir moral çöküntüsü içinde olmak üzereyken birden dünyasını tekrar yakalamış gibi olur. Ama efendim siz siyasetten hiç korkmadınız ki. Yani bu konuşma zamanı neyi anımsattı biliyor musunuz efendim? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk yeniden açtığınız günkü azminizi. Yani i̇şte, böyle bir ortamda bana grup konusunda epey bilgilendirme yapmışsınız. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden kavuşuyoruz derken şimdi sanki o günlere gitti. İşte sizlerin vardığınız en büyük güvence bir kişiyi de ortadan kalkmıyor. Evet, sağ olun. Bu iş bir büyük teker teker bireyleri aşan bir olay. Deniz Bey, siz zaten çok güçlü bir karaktersiniz, öyle biliniyorsunuz. Yani daha bu olayı yaşadığınızda da herkes sizin başaracağınıza inanıyor. Kafanızdaki iyimser imaj o. Sağ olun. Ama kanıtlandı. Evet. İşte yani, ben de öyle olmaya çalışıyorum, o ayrı. Bunu yeneceğinize herkes inanıyor. İnşallah, yani. İnşallah. Hep birlikte sizlerden aldığımız güçle bu iş böyle. Hiçbir şey tek başına olmaz. Siyaset hiç olmaz. Biz siyasetlerle konuşuyoruz. Şimdi mesela Saygı Bey. Efendim şimdi mesela Şanlıurfa'da kurulacak işte ortak askeri birlikler, tamam. Ne bileyim işte HDP'lilerin 3 tane belediye başkanının alınması, bunları nasıl karşılıyorsunuz efendim? Suriye'deki gelişimler. Bir dönemden geçiyoruz. Yani dünyada, bölgemizde yazılı tarihin belki en sıkıntılı dönemlerini yaşıyor bölgemiz. Ülke olarak biz de kuruluşumuzdan bu yana karşılaştığımız en ciddi krizlerden birisiyle karşı karşıyayız. Oturtamadığımız pek çok sorun var. Şimdi milli mücadeleyi başardık. Bir büyük mucizedir, bir destandır. Milli mücadeleden sonra devleti kurduk, cumhuriyeti kurduk. Gene aynı şekilde olağanüstü bir olay, bir muhteşem mucizevi bir olay da oldu. O devletin, o cumhuriyetin temel dayanaklarının seçilmesi, her birisi o kadar kıymetli, o kadar doğru ki, o kadar değerli ki. Şimdi bunlar bizim repertuarımız. Elimizin altında, kasamızda duruyor. Merkez Bankası'nın kuruluşu, Cumhuriyet'in tamamlanması, oluşması, devletin şekillenmesi. Oralarda büyük tercihler yaptık, büyük mesafeler kat ettik ama hala oradan kaynaklanan sorunlar devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet döneminin ileri aşamasına geçmeye çalışıyoruz. Demokrasiyi kurumsallaştırıp sadece seçimden ibaret değil, yargı bağımsızlığıyla, güçler ayrılığıyla,
kurumsal anlaşmasını tamamlamış, hesap verilebilirliği oturmuş bir siyaset sistemi olarak demokrasiyi yerleştirmeye çalışıyoruz. Her birisine ilişkin hem tarihimizden devraldığımız hem yeni karşılaştığımız sorunlar var. Mesela bu son dönemde demokrasiden hukukla demokrasi arasındaki ilişkiyi dayana oturtmayı hala başaramadık. Cumhuriyetin tamamlanamamış olmasıyla ilgili. Cumhuriyet çünkü hukukun artık tartışma götürmez şekilde oturması demek. Onu tamamlayamadık. Şimdi onu tamamlamadan yeni bir aşamaya geçiyoruz, demokrasi aşamasına. Geçerken oradan gelen sorunlar, sıkıntılar, sağlam olmayan hukuk temelinde, sağlam olmayan devlet yapılaşması içinde daha da sıkıntılı tablolar oluşturuyor. Ama bunların hepsini aşacağız, inanıyorum. Hiç tereddüdüm yok. Efendim, bu olayı kurabiliyor musunuz? Bu şey devam ediyor tabii. O çevremizde yaşadığımız olaylar, o krizler, bölgedeki krizler bir anda ortaya çıkmış olaylar değil. Türkiye ve bu bölge dünya sistemi